CIA'den Kapadokya paylaşımı, FETÖ lideri Gülen'in darbe mesajını hatırlattı. ABD'nin dış istihbarat birimi CIA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı günde Kapadokya'nın fotoğrafını paylaştı. FETÖ elebaşı Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce Kapadokya ile mesaj vermişti. Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanırken ABD'nin dış istihbarat birimi CIA'den dikkati çeken bir paylaşım geldi. Instagram'dan yapılan bir paylaşımda Kapadokya fotoğrafına yer verildi. Paylaşımda ayrıca Kapadokya'ya ait kısa bilgiler de verildi. CIA her cuma Woodfatbook etiketiyle dünyanın farklı bölgelerinden bir yeri tanıtıyor. Öte yandan CIA'nin paylaşımına yorum yapan Türk kullanıcılar Türkiye değil Türkiye eleştirisinde bulundu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin mesajını Kapadokya ile vermişti. 19 Mart 2016'da üzerine iki defa giydiği asker yeşili bir pardüsü ile konuşma yapan Gülen, "Entre parantez umum adına konuşuyorum. Umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." demişti. Öte yandan Kapadokya ifadesinin FETÖ içinde askerler için kullanıldığı tespit edilirken, Akıncı Üssü'nde yakalanan mahrem imam Kemal Batmaz'ın da CIA tarafından Kapadokya ismiyle kodlandığı ortaya çıkmıştı. Antır parantez umum adına konuşuyorum. Umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum. Fakat siz o mevzuda gerekli olan ıslahatı yapmıyorsanız, bir tavır koymuyorsanız, sesinizi yükseltmiyorsanız, yeter ey zalimler demiyorsanız, denmesi gerekli olan tavırla en azından intihaplarına onların hayır demiyorsanız şayet, bir bela geldiği zaman وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ. Erzincan ve İzmir zelzelesi, Sakarya zelzelesini hatırlayın. Bir kulak çekme, bir şefkat tokatı maalesef.